Türkiye'nin en fantastik, en otantik, en yeni şehrinden, Nevşehir'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün seyyah günlüğü olarak yepyeni keşiflerdeyiz. Bugün Nevşehir şehir merkezinde bulunan Nevşehir Kalesi'ni, Kaya Şehri hep birlikte keşfedeceğiz. Videomuzu izlemeyi, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet, kıymetli dostlar, Ocak ayındayız. Buz gibi Nevşehir'deyiz. Nevşehir günündeyiz. Güneşli bir hava var ancak güneş sizi aldatmasın. Soğuk bir gün. Evet arkadaşlar, Kayaşehir öncesinde burası Nevşehir Kalesi'nin mahalleleriydi. Bu görmüş olduğunuz alanlarda aslında insanlar yaşıyordu. Buralar mahalleydi. Eski evler buralarda mevcuttu. Daha sonra 10 yıl öncesine gidildiğinde belediye ve devlet buraya kentsel dönüşüm yapma kararı aldı. Kentsel dönüşüm yaparken buraya kepçeler girdi, dozerler girdi. Buraya kazarken buranın içerisinden bir tarih çıktı. Ve o haliyle kaldı. Kentsel dönüşüm durduruldu. 10 yıllık yapılan çalışmanın ardından 2020 yılına gelindiğinde ise arkadaşlar burası turizme kazandırıldı. Kapadokya bölgesine 4 milyona yakın yıllık turist gelmekteydi. Ancak Nevşehir şehir merkezine turistler gelmiyordu. Ve burası Kayaşehir açıldıktan sonra ayrı bir cazibe merkezi, ayrı bir turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Şu an giriş ücretsiz ancak ilerleyen süreçte buranın turizmi daha yoğunlaştıkça biliyoruz ki burası da ücretli haline gelecek. Ücretsizken gezin ve keşfedin. Evet dostlar, şu an Kaya Şehre giriş yapacağız. Ancak tabelada gördüğünüz gibi Kapadokya Jeopark. Burası artık bu isimle anılmaya başlandı. Bu bölge Kapadokya Jeoparkı olarak anılmaya başlandı. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından böyle bir çalışma var. Bu Kapadokya Jeopark olarak girdiğinizde internette Nevşehir'de gezilebilecek yerlerin hepsini görebilirsiniz. Ancak biz seyyah günlüğü olarak zaten Nevşehir'in, Kapadokya'nın her tarafını tanıtıyoruz. Valilik de bizden destek alabilir. Evet, şimdi Kayaşehir'e giriş yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, daha önceki videolarımızı da Kaymaklı, Derinkuyu, Yeraltı şehirlerini çekmiştik. Burada da yine bir yeraltı şehri tarzında ancak burası bir yamaç yerleşimi. İlk çıktığı zamanlar burası dünyanın en büyük yeraltı şehri olarak adlandırılmıştı. Ancak daha sonra fark edildi ki buranın bir yeraltı şehri olmadığı, buranın bir yamaç yerleşimi olduğu fark edildi. Ve şu anda da Kayaşehir yamaç yerleşim olarak ziyaret ediliyor. Yine aynı şekilde yeraltı şehirlerindeki gibi odacıklar mevcut oluyor. Evet kıymetli dostlar, bu yukarıdan drone görüntüsüyle bir fotoğraf çekmişler. Buradan size Kayaşehir'i gösterelim. Bu şekilde buralar normalde hep bir mahalleydi. Anlattığımız gibi burada bir kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor ve bu şekilde ortaya bir tarih çıkıyor arkadaşlar. Üstünde Nevşehir Kalesi'ni görüyorsunuz. Yine burada Kurşunlu Camisi'ni görüyorsunuz. Damat İbrahim Paşa tarafından yapılan. Buradaki tarih bu şekilde güzel görüntülerle sizleri bekliyor.
Şimdi Kaya Şehrin ilk giriş kısmını sizlere gösterdik. Derinliklerine doğru iniyoruz. Haydi hep beraber gezelim. Kapadokya'da 36 tane yeraltı şehri var demiştik. Aynı önceki videolarımızda da izleyenler bilir. Bu şekilde dar alanlardan geçiş yapıyorsunuz. Tamamını genel olarak bu yeraltı şehirlerin yapılma tarzı zaten aynı arkadaşlar. Arkadaşlar Kaya Şehir aslında açık olan gezilebilir alanlardan ibaret değil. Daha büyük, daha geniş bir alana sahip. Ancak buranın çalışmalar devam ediyor ve gördüğünüz gibi hala girilmeyen alanları mevcut. Bu dağın altında, dağın eteklerinde Kaya Şehir'in devam ettiği söylenmekte. Burası da yeraltı şehirleri gibi yaşamsal bir alanmış. Yani insanlar burada da hayatlarını devam ettirdikleri için, yani ev olarak kullandıkları için o zamanki buzdolapları da şöyle sağlamışlar. Yani yiyeceklerini şöyle korumuşlar. Yerin altına çukurlar kazarak soğuk kalmasını sağlamışlar. Biraz çok oluyor herhalde. Her videomuzda Nevşehir'de üzümcülük meşhur 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 diyoruz. Şimdi burada da bir üzüm çiğneme alanını görüyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir ihtimal buradan aşağı akıtıyorlar üzüm sularını. Burada Eylül aylarından itibaren Nevşehir'de üzümler çiğnenir, bağlar bozulur, bağ bozum festivalleri yapılır. Daha sonrasında ise bu üzümler pekmez haline getirilir arkadaşlar ve çeşitli pekmezden yapılan ürünler ortaya çıkmış olur. Şimdi bir tüneldeyiz. Bu tünelden su götürüyorlarmış. Yani aslında burası su tüneliymiş. İnsanlar için yapılmamış. Bunu da bize daha önceki gezimizde rehber eşlik etmişti. O anlatmıştı. Dar bir tünel zaten. Şimdi size de gösterelim. Evet arkadaşlar, burası gerçekten bir su tüneliymiş. Ya da ben çok büyüğüm. Zor sevdim, yan gitmek zorunda kalıyorum. Çünkü sığmıyorum. Burada küçük boylu olmak, zayıf olmak işe yarıyor.
insanlar burada yaşarken hayvanlarını da bu alana sokuyorlar. Onlar için de ahır dediğimiz yerler yapmışlar. Mesela şuralara göstermek olarak da koymuşlar. Hayvanların yiyeceği yemleri koyuyorlarmış. Burada hayvanları bağlayacak delikler mevcut. Şu tarafta da bir tane vardı. Hala duruyor yani, günümüze kadar kalmış. Söylemiştik Kapadokya üzümleriyle meşhur ve burada da zaten genellikle Hristiyanlar yaşadığı için ve Hristiyan dininde de şarap kutsal sayıldığı için yaşadıkları her yere şırahane yapmışlar. Kendi şaraplarını kendileri üretmişlerdir. Yine arkalarından kapıyı kapatmak için, yani kendilerine ulaşılmasını istemedikleri zaman böyle tonlarca ağırlıkta kapılar yapmışlar burada da. Sürgü kapı deniyor bunlara. Bunları buraya ittiklerinde kendilerinden sonra arkalarından kimse gelemiyor. Görmüş olduğumuz oda ise Haçlı Oda olarak adlandırılıyormuş. Tam kesin bilinmemekle birlikte Roma döneminden kaldığı düşünülmektedir. Arkadaşlar, burası daha önce bir mahalleydi dedik. Düşünün, burada evler kat kat. Buranın eski halini, fotoğrafını şuraya bireye yerleştiririz. Kat kat insanlar evlerinde yaşamışlar ve böyle binlerce yıllık tarihin üzerinde yaşamışlar. Aslında uzak değil. Daha burada yaşayan insanlar hayatta yaşıyorlar. Burada mağara adamları olduklarını söylüyorlardı. Mağaralar olduklarını söylüyorlardı. Ancak kimse bilmiyordu burada devasa bir tarih çıkacağını, şehir çıkacağını ve o mağaraları kendileri kullanmışlar. Bir tane, iki tane mağarayı birbirinin geçiş yolu olduğunu da bilmiyorlar. Daha sonra dediğimiz gibi kentsel dönüşümden sonra burası turizme kazandırıldı. Evet kıymetli dostlar. Kayaşehir güzel bir çalışma oldu. Burada güzel bir eser ortaya çıkarttılar. Ancak Nevşehir'imizin, şehir merkezinin turizminin geliştirilmesi için daha bence benim de fikirlerim var. Yapılacak bura hakkında çok çalışma var. Evet, bir kısmı açık bu yeraltı şehrinin. Ancak tanıtımı ve turistleri, ziyaretçileri buraya çekme konusunda hala sıkıntılar çekilmektedir arkadaşlar. Yani burada bir mahalle, tarih aslında yakın tarih maalesef ki yok edilmişti. Çünkü burada çok eski Osmanlı evleri vardı. Nevşehir taşlarıyla yapılmış evler vardı. O evler de yok edildi. Bir tane proje de aslında bu sanat sokağı şeklinde, kültür sokağı şeklinde bu Nevşehir, eski Nevşehir evleri tarzında buraya bir alan yapılabilir. Evet dostlar, Kayaşehir'i bu şekilde gezmiş olduk. Şimdi arka tarafımda görmüş olduğunuz Nevşehir Kalesi'ne doğru tırmanmaya başlayacağız.
Şehrimizin göz bebeği Kaya Şehri gezdik ve şu an Nevşehir Kalesi'ne doğru tırmanışa geçtik arkadaşlar. Nevşehir Kalesi Romalılardan kalma bir kaledir. Bu kalenin yapılış amacı arkadaşlar büyük bir savaş kalesi, büyük bir şehri koruma kalesi değildir burası. Günümüzdeki sınır kapılarında, sınır hatlarında kale kollar, gözetleme kuleleri mevcut ya. Aynı o şekil, o tarzda yapılmış bir yerdir burası. Çünkü Nevşehir doğuyla batıyı birbirine bağlayan bir kilit noktada bulunuyor. Ve bu kaleyi de bu ticaret yollarını korumak ve etrafı gözetlemek için bu kale yapılmıştır. Evet kıymetli dostlar, Nevşehir'i, Kapadokya'yı adım adım keşfetmeye devam ediyoruz. Bu şehirde tanıtmadığımız, anlatmadığımız hiçbir yer kalmayacak diyoruz. Kapadokya keşfi serimize tıkladığınızda Nevşehir'e dair, Nevşehir'de nereye gezebilirim, nerelere gidebilirim diye aklınıza soru gelirse bütün cevaplarımızı o oynatma listesinde bulabilirsiniz. Nevşehir, Kapadokya bizim şehrimiz ve memleketi bizimle beraber keşfetin, bizimle beraber gezin. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdiden hatırlatıyorum çünkü videolarımızı izliyorsunuz, kanalımıza abone olmuyorsunuz ve beğenmiyorsunuz. Rica ediyoruz lütfen beğenin ve kanalımıza abone olun. Evet dostlar, Nevşehir Kalesi'ne çıkış yaptık. Şu an Nevşehir ayaklarımızın altında. Nevşehir Anadolu'nun şirin şehirlerinden, küçük şehirlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Aynı zamanda bizim de memleketimiz 150 bine yakın nüfusu vardır. Ancak 150 bin nüfusa sahip olmasına rağmen bir ucundan bir ucu şehir planlanması olmadığı için uzayıp gitmektedir değerli dostlar. Nevşehir aslında öncesinde şehir özelliği yok. Nevşehirli damat İbrahim Paşa var. Lale Devri Sadrazamı. Nevşehirli damat İbrahim Paşa sadrazam olduktan sonra Nevşehir'i şehir yapmak istiyor. Osmanlı'nın güzel bir şehri yapmak istiyor. Ve buraya bir cami yaptırmak istiyor. Bir külliye yaptırmak istiyor. Ve emrini veriyor Nevşehir'e. Eski ismiyle Nevşehir'in Muşkara'ya gidin ve oraya benim adıma güzel bir cami yaptırın diyor. Ancak emri verdiği kişiler buraya onun şanına yakışmayan küçük bir cami yapıyor. Ardından o camiyi gördüğünde hayır diyor. Bu benim şanıma yakışmaz. Bu bana yakışmaz diyor. Daha büyük külliye şeklinde bir cami yaptırın diyor. Ve aşağıda görmüş olduğunuz gibi Kurşunlu Camii, Damat İbrahim Paşa külliyesi yapılıyor arkadaşlar. Osmanlı'da külliyelere baktığımız zaman arkadaşlar camisi, hanı, hamamı, medresesi hepsi bir arada olan yerleşim yerlerini görüyoruz arkadaşlar. Dikkatimizi bu şekilde çekiyor ve şehrin merkezi noktalarına bu külliyeler yerleştiriyorlar. Bugün nasıl ki AVM'ler, alışveriş merkezleri şehrin en güzel noktasındaysa o zaman da ecdadımız en güzel noktalara, en ulaşılabilir noktalara camileri, medreseleri, külliyeler yerleştirmişlerdir. Ve baktığımız zaman arkadaşlar, o dönemde camiler sadece namaz kılmak, ibadet etmek için değil, aşevleriyle, nikah törenleriyle, nikah kıyılar, daha sonra hamamları var,
Ve tüm bu sosyal ilişkiler camilerde gerçekleşiyor. Ecdadımız bu güzellikleri bize miras olarak bırakmışlardır. Buradan da Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı saygıyla rahmetle anıyoruz. 1700'lü yıllardan itibaren Muşkara il olmuştur. Daha sonra ise Cumhuriyet kurulduktan sonra Nevşehir yine il olmaktan alınmış. 1954 yılında, 55 yılında, tam 54 yıl olması lazım, gelindiğinde ise Nevşehir tekrardan şehir olma özelliğini kazanmıştır. Evet dostlar, Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi keşfini bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım güzel bilgiler verebilmişizdir. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devam edebilmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Nevşehir sizleri bekliyor, Kapadokya sizleri bekliyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.